Asıl mesleğim tekstil mühendisliği. İzmir'de yaşıyorum. Bunun 2 sene önce Dalaman'a eşimin işi dolayısıyla yerleştim. Nişanlılık dönemimizde Dalaman'a geldiğimde burada astronot kıyafetli insanlar gördüm ve çok ilgimi çekti. Acaba ne yapıyorlar burada diye düşündüm. Araştırdım ve arıcı olduklarını öğrendim. Halk eğitimde ücretsiz kursları var. Kursa başvurdum. Ve kurs sonrasında arıcılıkla ilgili öğrendiklerimden sonra arıcılığa adeta aşık oldum diyebilirim. Sonrasında Veli Türk hocamla tanıştım. Kendisi şu anda Muğla Arıcılar Birliği Başkanı. Onun da yol göstermesi sayesinde 2 senedir burada arıcılık yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum özellikle. Hobi olarak olabilir, iş olarak olabilir. Ben şu anda bunu meslek olarak icra ediyorum ve bundan gurur duyuyorum. Ama hali hazırda işi olan ve ek bir şeyler yapmak isteyen ya da bu tarafa gelip bu taraflarda acaba ne yapabilirim diye düşünen insanlara mutlaka tavsiye ediyorum arıcılığı. Şöyle söyleyebilirim ya, kolay diyemem. Evet zor, ama bir kadın arıcılık yapamaz diye bir şey kesinlikle yok. Hani asla böyle düşünmesinler. Evet, biraz kovanları taşımak zor oluyor ya da hani bedensel olarak çok yoruluyorsunuz ve ciddi anlamda bir güç gerektiren bir şey aslında. Ama yine de yapabilirler. Ben yapıyorum. Taşıyamadığım yerde işte hocam, diğer arıcı abilerim, eşim sağ olsunlar bir ucundan tutuyorlar. Ve yapıyorum, yapabilirler. O yüzden özellikle kadın arıcıları da ben bu mesleğe teşvik etmek istiyorum. Benim şu anda 30 kovanım var. Sadece bal çıkartmıyorum. Propolis, onun dışında polen. Bu ürünlerimi satışında sosyal medya üzerinden yapıyorum. Instagram hesabımdan. Oradan bana ulaşıp ürünlerime bakabilirler. Ben ilk arıcılık yapacağımı söylediğim zaman kimse bana inanmadı. Yani eşim de, ailem de. Yani he de deyip geçtiler kursa yazılacağımı söylediğim zaman. Ben sonra kursa yazıldım ve kursu bitirdim. Dalaman'a geldim. Sağ olsun Veli hocam ilk başta bana 5 tane kovan verdi. Onunla başladım. İlk balımı yedikleri zaman inandılar bana ve gerçekten çok takdir ettiler. Onlar da şu an çok mutlular ben bu mesleği yaptığım için. Sonunda balı yiyince inandılar. Arıcılık sektörü bayanlara çok uygun. Arıcılık hassas bir iş, ince bir iş, nazik bir iş. Ve bayanlar da bu yapıda olduğu için yani arıcılık yapmaları, yani üretmeler için çok uygun. Yani tavsiye ederim. Yani aslı bir bayan bu işi yaptıysa diğer işi olmayan, farklı tür, yani iş araçlı olan kişiler bunu yapabilir. Bal alırsa, işte arıcılık yaparsa, yani apiterapi ürünler üretirse, yani parası da var, yani çok kötü bir şey değil. Yapabilirler. Tavsiye ederim ben.